Herkese merhaba canlı işlemlere başlıyoruz arkadaşlar. Bugün 2 Temmuz dün vade geçişiydi. Vade geçişlerinde herhangi bir zararlı işlemimiz olmadı. Tam olarak vade geçişinin yaşandığı bölgeler buralar. Bakın herhangi gelen bir sinyalimiz yok. Zaten hepsinde şu anda satıştayız. Sadece Tofaş Oto hariç arkadaşlar. Bakın Tofaş burada. Tofaş'ta 27 Haziran'da gelen bir dipten alım sinyalimiz varmış. Buradan itibaren pozisyonu şu anda taşımakta. Arkadaşlar ben böyle durumlarda alıma geçmiyorum. Ha siz dil dilerseniz burada riske girip alım yapabilirsiniz. Buradan sonrasında sonuçta ne olacağını bilemiyoruz. Fiyatlar yükselmeye devam da edebilir. Aşağıya değinebilir. Ben bu aşamada riske girmiyorum ve yeni sinyal gelmesini bekliyorum. Söylediğim gibi siz dilerseniz alım yapabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir alım pozisyonumuz yoksa alt köşede bir fiyat penceresi görüyoruz. Da arkadaşlar bu tasarım size kalmış bir durum. Eklemek zorunda değilsiniz. Bakın buraya bir tane fiyat penceresi açıyorum. Yeni fiyat penceresi dedikten sonra örneğin buraya biyop tarafından F garanı aldım. Diyelim ki ki ben yine burada olduğu gibi başlangıç teminatlarını görmek istiyorum. Üst tarafta bulunan mavi bölgeye geldim. Sağ tıkladığım zaman bakın burada bir arama geliyor. Buraya örneğin başlangıç yazmam yeterli olur. Üzerine çift tıkladığım zaman buraya atar. Uygula dediğim zaman bakın başlangıç teminatı burada geldi. Tabii bu başlangıç teminatı VIOP'a özel bir durum olduğu için üst taraftaki spot hisselerde gözükmüyor arkadaşlar. Geldim bu fiyat penceresini kapattım. Peki portföyümüzü nasıl ayarladık? Sinyal gelirse neye göre alım yapacağız? Buna bir bakalım. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bir portföy düzenlemesi yaptım. Bu işlemler için toplamda 150.000 TL'lik bir bütçe ayırdık. Bu 150.000 liranın da toplamda %48'iyle ile biz işlemde olacağız. Tabii ki bu %48 hepsi bir anda işleme girerse geçerli olur. Hepsinin bir anda işleme girmesi demek piyasada trend var demektir arkadaşlar. Bu durum her zaman yaşanmaz nadir yaşanacaktır. Burada örneğin 13 tane pay bulunmakta bir trend zamanında yaklaşık 8-10 tanesi işleme girecektir. Fakat biz portföyümüzü ayarlarken hep Hepsinin işleme girdiği senaryoyu ele alarak ayarlıyoruz. Hepsi bir anda işleme girerse şu anda yaşanan fiyatlamaya göre sermayemizin %48 ile işlemde olacağımız anlamına geliyor. Tabi burada PSR çarpanı da fiyat kadar önemli arkadaşlar. Çünkü burada yatırdığımız teminatlar son fiyatla ve PSR çarpanıyla doğrudan bağlantılıdır. Şöyle bir Excel tablomuza bir dönelim. Bunu dokümanlarda paylaşacağım. Bu tabloyu kullanmak zorunda da değilsiniz arkadaşlar. İşlem takibi yapmak isteyen arkadaşlar alışlarını ve satışlarını bu tabloya girebilir. Arkadaşlar bu tabloyu yaptığımda bakın PSR çarpanlarının güncellenme tarihi 3 Haziran 2024 olarak geliyor. Tablodaki verileri Vakıfbank'ın sitesi üzerinden çekiyorum. Bakın burada bir güncelleme gelmiş. 1 Temmuz 2024'te PSR çarpanlarımız güncellenmiş. Ay başlarında bu tabloyu güncellemeyi unutmayalım. Peki güncellemeyi nasıl yapacağız? Üst tarafta bulunan veri sekmesine geldikten sonra şöyle tümünü yenile demem yeterli olur. Bakın şimdi güncelleme işlemi yapılıyor arkadaşlar. Evet, güncelleme yapıldı. Artık güncel PSR çarpanlarını biz burada görüyoruz. Söylediğim gibi bu tabloyu kullanmak zorunda değilsiniz. Yaptığınız alım satım işlemlerini takip etmek isterseniz kullanabilirsiniz. Şu anda herhangi bir pozisyonumuz olmadığı için beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sinyal geldiği anda alım yapacağız. Sinyalin geldiğini nasıl anlayacağız? Ekranda yeşil yanacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Diyelim ki Kardemir bakın burada almış, sonrasında gelmiş bu bölgede satmış. Bakın sonrasında gelen herhangi bir yeşil sinyal yok. Bu ne demek oluyor? Pozisyonda değiliz, bekliyoruz. Burada eğer yeşil yanarsa alım yapacağız. Bu şekilde bütün hisseleri takip edip yeşil geldiği anda ayarladığımız portfoya göre alım işlemlerini yapacağız.